yaşayacağız. Sefalete, yoksulluğa, açlığa mahkum edilmeye itirazımız için en güçlü şekilde duyurmak için de alanlarda olmaya devam edeceğiz. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. AKP ve paydaşları artık ülkeyi yönetemiyor. Ülkede yönetim krizi var. Ekonomik ve sosyal kriz gün be gün daha da artarak sürüyor ve derinleşiyor. 22 yıldır ülkeyi yönetenler gönüllü taşıyıcı oldukları vahşi kapitalizmin neoliberal politikalarını acımasızca uygulayarak ülkemizi bu hale getirdiler. Ülkeyi ortaçağ karanlığına, Orta Doğu bataklığına sürüklediler. Böylece yarattıkları siyasi ve ekonomik kaosla tek adam yönetimini yukarıdan aşağı doğru dayatarak yapılandırdılar. Bu yönetim anlayışı emeklilere derin yoksulluk, açlık, sefalet, daha doğrusu ölüm sınırına bir yaşam olarak geri dönmüştür. Yaşam koşullarımız çok kötüleşti. Bugün emekliler 18. ve 19. yüzyıldaki gibi koşullarda, daha da beter koşullarda yaşam savaşı vermeye çalışıyorlar. Aslına bakılırsa uygulanan politikalar junta dönemindeki Kenan Evren'in bir dönem devrimciler için bir bir idam ederken söylediği gibi asmayalım da besleyelim mi dediği mantığının aynı mantığıyla emeklileri de açlığa ve sefalete teslim etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani aynı anlayış bugün emeklilerin yaşam koşullarını en dibe getirerek yavaş yavaş yok edilmeye çalışılıyoruz. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Emeklilerimiz beslenemiyor. Bırakalım beslenmeyi, karnını doyurmaya ve yatağa aç giriyorlar. Emekliler pazar yerine gittiğinde sadece fiyatlara bakıp geziyorlar. Alışveriş yapamıyorlar. Markete gitmek karabasan olduğu emekliler için. Kasabın önünden geçmeyi bırakın. Kasabın önünden geçmeye vazgeçtik. Ekmek bile alamaz duruma düştüler. Sözün özü emekliler adeta sürüm sürüm sürünüyorlar. Eskişehir'de bile anne baba ile iki çocuğun sadece 3 öğün bir bardak çay ve bir simit hesabı 6.000 lirayı buluyor. Metropol kentlerine hiç düşünmeyenin onların durumu ise çok çok daha kötü durumda. Haydi şimdi çay simit hesabı yapsana. Haydi şimdi çay simit hesabı yapsana. Haydi şimdi çay simit hesabı yapsana. Derin yoksulluk nedeniyle geleneklerimizi ve göreneklerimizi terk etmeye başladık. Emeklilerin tek gidebildiği yer parklardaki belediye bankları oldu. Boş bank bulan şanslı sayılıyor. Tabii hava soğuk ve yağışlı değilse emeklilerin kaliteli yaşamasının koşulları ortadan kaldırıldı. Banklara hapsedilen bir yaşam oldu. Emekleri bugünlere getiren, ülkemizi 22 yıldır yöneten bu siyasi iktidar ve ortaklık anlayışlarıdır. Emekliler sandıkta hesap soracak. Emekliler sandıkta hesap soracak. Emekliler sandıkta hesap soracak. Yaşam savaşı veren emekleri saymazsak artık sokaklarda geceleyen, açlıktan ölen emekli haberlerini almamız bile sürpriz olmayacaktır. Bu gidişle bu olur da bu siyasi iktidara ait olacaktır. Siyasi iktidara ve Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Artık bizi duyun. Bu çığlığı duyun. Acil çözüm üretin. Biz arın araştırmalarına göre Şubat ayı açlık sınırı 22.234 lirayı, yoksulluk sınırı 60.757 lirayı aştı. Bekar bir çalışanın sadece yaşam maliyeti bile 26.970 lira oldu. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz.
kapısına geçtik. Bu durumda emeklerin 10 bin lira maaşla nasıl geçinebileceğini hesaplamak, 100 yıllardır çözülemeyen matematik problemlerinden bile daha da çok zor bir hale geldi. Denklem açıktır. 4 kişilik çekirdek ailenin sadece mutfak giderleri açlık sınırında yer alıyor. Temel ihtiyaçlarına giyim, ulaşım, ısınma, elektrik, su, barınma, telefon, internet, eğitim giderleri eklendiğinde en az asgari olarak yoksulluk sınırında bir gelire ihtiyaç vardır. Susma, haykır, yoksulluk, kader, değil. Susma, haykır, yoksulluk, kader, değil. Susma, haykır, yoksulluk, kader, değildir. Yani emeklinin parasının çalındığını bilim insanı, ekonomistler kanıtlarıyla sürekli açıklıyorlar. Sonuçta bütün emeklere haksızlık yapılıyor. Bedelini peşin peşin 25-30 yıl ödediğimiz vergilerle, primlerle emeğimizin değerlendirilmediği ortada. Prim güncelleme katsayı hesabında bile hile yapılmaya devam ediliyor. Buna sessiz kalacak mıyız? Hayır! Sefalete teslim olacak mıyız? Hayır! Yoksulluk kader mi? Hayır! İnsanca yaşamak istiyor muyuz? Evet! İnsanca yaşamak istiyor muyuz? Evet! Buradan 16 milyon emekli vatandaşımıza sesleniyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımız, dostlarımızla birlikte 30 milyon seçmeni temsil ediyoruz. Sizin umutla beslenmeye zamanımız kalmadı. Bizlere umut yayanlar bize sefaleti ve yokluğu dayatıyorlar. Boş vaatlere kulak asmayın. Haklarımızın çalınmasına sessiz kalmayın. Barışçıl ve demokratik haklı taleplerimizi her zaman göstermeye devam edin. Demokratik haklarımızı hili meşru yollarla kullanıp en geniş şekilde örgütlenelim. Kurtuluş kendi ellerimizdedir. Çare başka yerde değil. Her şey emeklilerin mücadelesindedir. Onun da yolu örgütlenmekten geçmektedir. Demokratik Türkiye, insanca yaşam. Demokratik Türkiye, İnsanca yaşam.